Şeymuz Çakan merhaba. Saat 16 itibariyle operasyonda durum nedir? Evet, şu an için Cinderes tamamen kontrol altına alındı ama Afrin'e ilerleyiş devam ediyor. Afrin'in etrafı şu an için tamamen kuşatıldı ve Afrin'in etrafında bulunan PKK-PYD hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hem havadan hem de karadan bombalanıyor ve az önce yine bulunduğumuz bu noktaya Türk savaş uçakları tarafından birçok noktaya bomba yağdırıldı. F-16 savaş uçakları şu an bu bölgede keşif uçuşlarında halen devam ediyor. Bu keşif uçuşlarının sırasında tespit edilen hedefler vardı ve o hedefleri de bombalandı. Çünkü Cinderes kontrol altına alınmasıyla beraber önemli bir geçiş noktası elde edilmiş oldu ve şu an Afrin'e adım adım yaklaşılmaya devam ediyor. Ancak Afrin'in etrafı şu an tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından da kuşatılmış durumda ve tabii 3171 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getiren örgüt üyenin sayısında da önümüzdeki saatlerde de artış olması bekleniyor. Çünkü Türkiye-Suriye sınırında konuştu bulunan obüsler tarafından tespit eden PKK-PYD hedeflerine şu an için yoğun bir bombardıman gerçekleştiriliyor ve yine gün içerisinde insan savaş araçları tarafından tespit edilen hedefler vardı ve o hedeflerde yine Türk F-16 savaş uçakları tarafından nokta atışlarla vuruldu. Çünkü bombalanan yerlerde sivil vatandaşların olabilme ihtimali var ve bu nedenle de nokta atışlar gerçekleştiriliyor. Nokta atışlarla birçok hedef imha edildi. Tabii Cinderes ele geçirildi ve Cinderes'ten sonra önemli merkezlerden, beldelerden biri de Mabatlı'nın da ele geçirmesi noktasında da şu an yoğun çalışmalar, yoğun operasyonlar halen devam ediyor. Yeni yol haritaları belirlendi. Bu yeni yol haritaları Mabatlı'nın ele geçirmesinin ardından da Afrin'e girilmiş olacak. Şu an Afrin'in etrafı tamamen kontrol altına alındı. Yani bir çember oluşturdu da Afrin çevresi etrafında. O çemberde giderek daraltılacak. Ancak tabii yoğun patlayıcı düzenekleri var ve bu patlayıcı düzenekleri önce imha ediliyor. O düzeneklerin imha edilmesiyle birlikte de Afrin'e girmiş olacak. Tabii tüneller var. Özellikle Cinderes bölgesinde tespit edilen tüneller vardı. O tünellerde olası sızma girişimlerine karşı da güvenlik güçleri birçok tüneldeki patlayıcı maddeleri imha etti. Hatta tünellerin birçoğunun giriş ve çıkışları da güvenlik güçleri tarafından kapatılmış oldu. Ve şu an itibariyle yoğun bombardıman gerçekleştiriliyor. Afrin çevresi ve yine Türkiye sınırına yakın olan birçok noktada yoğun bombardımanlar gerçekleştiriliyor. Türk obüsleri birçok noktaya ateş altına aldı ve bu bölgede şu an için F-16 savaş uçaklarının keşif uçuşları devam ediyor. İnsan savaş araçları sürekli bölgede, anlık istihbarata göre de silahlı insan savaş araçları bu bölgede yoğun bombardımanı gerçekleştiriyor. Tabi Afrin çevresi şu an tamamen çembere alınmış durumda. Yine birçok noktadan, yani Türkiye'nin diğer birçok noktadan bu bölgeye zırhlı birliklerin gelişi de sürüyor.